kadın değil mi? Bunlar kadın değil mi yani? Peki bir dakika. Hemen burada söyleyeceğim. Özcan haksız. Neden haksız? Tabii ki emekçi kadınların günü ayrı bir şey ama. Peki ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel paylaşımlar yapmış. Hadise yaptığı bir kliple Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış. Şişt, korkmuyor musun? Klip yayınlayacağız. Ama Tam hadiseden seninle. artık korkmuyorum. Ben de korkmuyorum. Kaan'dan ötürü mü? Evet. Evet. Sevgilisi izin vermiyor. Evet. Evet. Bakalım ne yapmış? Arkadaşlar, herkes bir kenara çekilsin. Mekanın sahibi geldi. Çok başarılı. Çok güzel yapmış. Herkese de cevap vermiş. Ama bazen seksi derken hadisecim açık bir yerin yok. Demek ki böyle de seksi olunabiliyor. Bence çok seksi. Bakar mısın Kaan'ın ambargosuna ya? Açık açık. Ya adam... Adam resmen geldi. Asıl mekanı sahibi benim Hadiseciğim. Kendine geldi. Dedi. Giy Hayat bu bakayım. iş böyledir Giy bakayım o ama. taytı dedi. İçine Bak dedi. kadına derler ki çapkın işte şıp sevdi erkeğe derler. Ay, insan sevdiğini bulunca gerçekten kalbindekini bulunca bak şimdi Gerek hadise kalmadı mı? hadise mesela bir gün biz Sevda neler söyledi Sevda Hanım yazar. Sen dedi Türk toplumunun ahlakını bozuyorsun. Burada bizim bazen belki de kırdığımız cümleler oldu kendisini. Ama ne oldu? Dik durdu. Sonra ne oldu? Aşık oldu. Şimdi Aşık olunca hadise da bu bu oldu. cümlelerin çok arkasında duran bir hayat tarzına sahip. Evet. Benim nasıl göründüğümden size ne? Benim tarzım, benim hayatım. Ben Doğru. nasıl istersem öyle olurum. Eğilimle doğruyumla buyum diyor Ama bunu kadın. hep deklare ediyor. Mesela bunu Evet. kendi programında, sosyal medyasında, herhangi bir röportajında hep söylüyor. Bunu klip haline getirmesi de çok Hı? hadiseden beklediğimiz bir şeydi. Kadınlar Günü'nü tabii ki hadise aynen de böyle kutlardı. Aslında o kadar doğru söylüyor ki benim nasıl göründüğümden size ne? Doğru söylüyorsun hadise. Çok da güzel çıkmış. Çok başarılı. Evet çok güzel görünüyor. Bu sen ne demin ne dedin kulağıma Bilal anlamadım. 27 Ağustos'ta aslında paylaşmış bunu. Yine eleştiriler geldi de bugün de TBT yapmış hani tekrar geri dönmüş oldu. Öyle mi o tayt 27 Ağustos'ta varmış Evet yani? varmış. Yani Vay. böyle bir durum 1 dakika olunca tabii bak Ağustos. şimdi kafamı karıştırdın Bilal Özbilge. O zaman Kaan'dan ötürü değil mi yani bu Bir dakika 13 kapalılık? Ağustos'ta zaten onlar bir şeye trafiğe girmişler. O Hmm. yüzden Yani zaten ama bir dakika öyle bir trafiğe girdiyse Ela nereden çıktı? Ela da Ela, Ela da Ela da Ela. biraz tuhaf yerlerden çıktı. Ela'yı sonra sildi zaten. Yani hadise ya aslında hadise bir erkeğe göre kıyafetini rot balans ayarını yapar mı? Çok seversen yaparsın yani. Sevgiye bağlı. Demek ki çok sevdim. Burada az seviyor da çok sevdi. Herhalde Evet. az sevdi. Aa, belki de evet bak eğer o dönemden itibaren başladıysa ilişkilere o dönem belki gerçekten sevgisi bu kadar kuvvetli değildi. Ya Oturdu taşlar ben bir yerine. erkeğin de şeyi ne anlıyorum ya tabii çok böyle maçoluk değil de hani görünmesini istememesini anlıyorum mesela. Pardon da çok maçoluk değil derken hadise Türkiye'deki en cesur kadınlardan ve bugüne kadar yapılmayan her şeyi yaptı. Şimdi o Tabii. görüntüleri Cesaret alır hadise. Sibel Can'ın bir tane görüntüsü var mesela hatırlar mısın? Polis gecesindeydi galiba. Şöyle yırtmacını Yok açıyor. abi ben Sibel Can'ın başka bir görüntülerini de hatırlıyorum da. Bir tane Neyse değil. o bile o kadar konuşuldu Evet. anladın mı? Ve hala hafızamıza. Şimdi yıllar geçecek. Bu magazin masası gidecek. Başka şeyler gelecek teknolojik. İşte atıyorum robotları belki alacaklar. Anladın mı bizim yerimize? Aylar yıllar sonra. Çok iyi ya. Her şey olabilir. Robotlara dava da açamazsın, tamam mı? Robotlara laf da söyle. O robotlar mesela o zaman yıllar geçecek hala hadiseyi konuşacak mesela. Ha o hallerini diyorsun. Tabii şimdi biz Sibel Can'ı unutmuyoruz. Ama bir Hadiseyi de robotta değiliz yani. robotlar Robotlar unutur önce. robotlar hatasız devam Robotlar eder. da sever. Ama insanlar hata yapabilir, değil mi? Doğru. Evet, kimi paylaşım var? Bu görüntüler. Sıla. Herkes varmış. Ebru Sıla'nın Gündeş varmış. paylaşımını Bu evet. Sıla. Dünya Kadınlar Günü 8 şart. Ay 8 şart. Evet. Ya diyorum ki yanlış okudum. 8 şart. Sekiz şart Hemen kesin vazgeç sekiz şart. devam ediyor. Kadınların erkekler kadar güçlü olduğunu unutma. Kesinlikle. Kadın ve erkek Keşke. cinsiyet belirtir, yaşam tarzı değil. Bravo. Biz daha da Bunu güçlüyüz. aklından çıkarma. Parayı iş yapanı cinsiyetine göre değil, yapılan işe göre ver. Erkek çocuğa araba, kız çocuğa çocukların cinsi. Bebek. Yo bir
Benimkisi bebekle de oynuyor arada. Bir kadının yürüyüşünde, gülüşünde ya da kıyafetinde söz hakkın olduğunu zannetme. O şeye, hadiseye de destek. Kadın olmanın zorluklarından sadece 8 Mart'ta bahsetme kesinlikle. 8 Mart'ta sadece kutla. Tamam ama şiddetten bahsetmemiş, farkında mısın? Acaba üzerine alınır, işte Ahmet Kural hatırlatılır, evli bir kadın artık. Ondan dolayı mı bahsetmemiş? Bu zaten hazır da bir şey. Bunu Hazır bir şey de. sevmiş, Evet. paylaşmış. Şiddeti de her seferinde dilinde duyuyoruz. Neydi ya? Çok klasik ve klişe. Biri televizyonda söylediğinde ay tamam biliyoruz dediğim şeyi ben kendim söyleyeceğim. Söyle bakayım. Adamın adam olduğu yerde kadına her gün kadınlar günüdür zaten Evet. diyoruz ve böyle bütün adam olmayanları adam olmaya çağırıyoruz. Aslında kadınlar günü değil, adam olma gününü bir öğrenmek lazım. Ya öyle bir gün yapsak ya. 8 Mart Kadınlar Günü. Hoşuna gitti bak. Evet vallahi 9 Mart'ta adam olmayı Şey var öğrensin. ya, bir tane karikatür var ya, trajikomiktir. Ne? 9 Mart, tarih 9 Mart'ı gösteriyor. Kadın çay getiriyor, adam bebe. Neydi o dünkü havan? Mart'ta havan almış o belli. Çok iyi değil Kadın mi? çay getiriyor. Neydi o dünkü havan diyor. Peki. Başka kimleri Hepimiz o paylaşayım haldeyiz. ben? Ebru Gündeş. Kadın. Bana da işte kadının tarifi derseniz Ebru derim. Çok seviyorum. Canım benim. Peki bakalım. Evet, Fahriye Evcen diğer kadın. The Fahriye'nin de Kadınlar. biliyorsun babasını kaybetti. Evet, çok yakın Çok bir yakın tarihte. zamanda yeni paylaşım bu oldu. Evet, devam edelim. Kim bu? Beren mi? Beren Abi Beren'in Saatin en kötü fotoğrafını bulmanız. Ne kadar güzel kadın. Evet. Beren Saat bir paylaşım yapmış. Nurgül Yeşilçay sanırım bir Aynı paylaşım var. fotoğrafla mı paylaşmış Bilal Bey? Kendi fotoğraf bunu mu koymuş? Sen Beren'sin ya. İnsan bu fotoğrafı koyar mı? Evet, devam edelim. Serenay Sarıkaya. Serenay da ay çok uzun var mı sende? Var bir tane bir şey. Evet, birini okuyalım tabii ki ama bulmamız lazım, bir saniye, çok uzunmuş bu. Evet, Serenay diyor ki Ece. Serenay, evet şu an bana Hayatım bana geldi. yol göz... Onu değil, evet. Hayatım bana yol gösteren, ilham veren, bana inanan kadınlara bu kadar anlamlı ve güzel oldu. Ben o kadınlar sayesinde bugün benim o kadar güçlüyüm. Başta annem, ilkokulda Yasemin hocam, Zeynep hocam, şimdi en yakın dostlarım, birlikte yürüdüğümüz insanlar. İyi ki varsınız. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlu olsun demiş. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bana mı sadece? Herkese, size de. Söyle. Serenay ile Cem'le ilgili az sonra haberleri vereceğiz Peki biliyorsun. Serenay, bir dakika, Cem'in söylediği lafı duydun mu? Bizim Dur, orada söyleme. yani direkt bizim orada Söyleme. söylediğimiz her şeyi söylemiş. Söyleme, haber gelecek ondan Tamam. sonra, patlama. Tamam. Evet, Patlama. ondan hemen Patlama, hemen söyleyeceğiz. patlama. Tamam. Nurgül Yeşilçay önümüzde. Evet, Nurgül Diyor Yeşilçay'ın da bir ki paylaşımı Karadut'un var. lekesini sadece. Ya Nurgül Yeşilçay'ın asıl Twitter Ay, paylaşımı Karadut dedi çok de şimdi iyi. bak, benim karı canım Twitter Karadut. paylaşımını aldık mı? Bir dakika, ben Twitter paylaşımı bulacağım. Sen Şimdi onu söyle, Twitter bulurken biz paylaşımı bunu okuyalım değil mi? Ha, burada bak veriyorum. Önümde değil, başka bu. ekranda. Heh, bu. Bunu Sektör çevirir misin? adına sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı çok güzel. Hamilelik sonrası kilolarıyla hiçbir oyuncunun dikkat çekmediği, bravo. Kötü erkek esprilerine maruz kalmadığımız bir başlangıç olsun bugün. Kadın olmak çok güzel. Utanmayacağımız günler yakında. Nurgül en farklı mesajı, en çok konuşulan mesajı veren oldu. Evet, tabii o da setteki zorlukların onu da Doğru. biliyoruz. Onun partneriyle çok büyük problemler yaşadığını biliyoruz. Onun Yok. tabiriyle mobbinge uğradığı zamanları da biliyoruz. Buna dikkat çekmesi normal tabii. Bu karadutlu olan neymiş ya? Sadece kendi yaprağı. Evet. Aa, karadutun lekesini sadece kendi yaprağı çıkarttırmış. Güzel. Peki şimdi bütün paylaşımları vermemize imkan yok. Herkes paylaşsa Özcan Deniz'i sadece verelim. Çünkü Özcan Deniz'in paylaşımı tepki çekmiş. Bakın dinleyelim neymiş. Ey, bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vesaire, elinde yapışık telefonundan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın, şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan çalışkan kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım. Diyor ki Özcan, baba, ey bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vesaire, elinde yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın, şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan çalışkan kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten Bir kutlarım. Oy. şey kız. Ay, ne demek yani, telefonla makyajla telefona bakıyorsan Onlar kadın değil mi? onlar kadın değil mi yani? Peki bir dakika. Hemen burada söyleyeceğim. Özcan haksız. Neden haksız? Tabii ki emekçi kadınların günü ayrı bir şey ama
O eşofmanla, full makyajla, topuklu ayakkabılarla gezen kadınların da ne çektiğini bilen var mı acaba? Evet ya. Yani ben hayatımda öyle topukluyla, mopukluyla, eşofmanla, makyajla, full makyaj takılan bir kadın hayatımda olmadım. 12 yaşından beri çalışıyorum, 18 yaşından beri para kazanıyorum. Bedavaya çalıştım 12 yaşından beri, onu söyleyeyim de. Şimdi onun ne çile çektiğini, belki tek başına çocuk baktığını, Hiç bilemezsin. belki bilinmeyen, kimsenin bilmediği konular hakkında yargılandığını, belki şiddet gördüğünü nereden bileceksin ya? Bilemezsin. Belki o makyajla kapatıyor onu. Belki eşofman giyerek, belki altına topuklu giyerek. Ya çok gülen kadının çok acı çektiğini bu kitaplar yazar ya, psikologlar söyler. Saba Tümer. Türkiye'nin en güzel gülen kadınlarından. Çok severim Saba'yı. Bir hayatına baksanıza neler yaşadı o kadın, biliyor musunuz? Gencecik yaşta hayatında en değer verdiği isimleri kaybetti. Burcu Esmersoy. Ne kadar güçlü kadın değil mi? Ayakta duran kadınlardan. Ve full Full makyajdır. Babası neyle dövüyordu çocuğu? Hortumla dövüyordu kızı. Yani termostika o mı hortumu? yüzden, ay işte neyse. Ya o yüzden Özcan'ın bu paylaşımı tepki çekmiş. Haklı Tepki çekmekte de tepkiler. haklı. Yok, ben de bu paylaşımı çok taraflı Çok ve yersiz. hiç iyi bulmadım. Ve Özcan'a da ne yalan söyleyeyim, yakıştırmadım. Hiç ya. Evet. Kendi karısı ne iş yaptığını bilmiyoruz. Ve Evet. genellikle de Kafede telefonla. full makyajlarla da görüyoruz yani. Yok. Eski karısı. Ama ya yani o yüzden o bir laf söylerken nereye gideceğini bileceğiz. Kadınlar dersek gerçekten vefakar kadınlar diye ekleseydim belki. Valla ben şöyle söyleyeyim, her gün makyaj Cefakar. yapmak zorundayım. Ama burada çalışıyorum da, yani Ama ne emek de çektiğini var. de kimse bilmiyor. Tabii canım. Hani palyaço var ya, palyaço makyajını silince gözyaşları Tabii. görünüyormuş. Sen bir de gel ne çektiğimizi bize sor, değil mi? Show must go on diye bir şey var. Hayat devam ediyor. Ne yaşarsak yaşayalım. Geçen yayına girerken annesinin bayıldığı haberini aldı bir Cambali. Burada yayın mı yaptım, Hüngür hüngür sırtımdan ağlayarak girdi. 5 dakika neler sonra yaşadım. gülmeye başladı. Mecbur. Neden mecbur? Size somurtkan yayın mı yapalım? Ama benim günümü kutlamamış yani. Evet. Sen peki. Ben kutluyorum senin gününü. Ben de senin. Devam ediyoruz o zaman. Kaç? 3 numara.